Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kazandı. AK Parti kaybetti. Bu bir gerçek. Kaybetmede tabii ki oylar önemli. Özgür Özel'in bir açıklaması var. Bize verilen oylar sadece bize ait değil. Bu açıklama iyi bir şey. Gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait değil. Örneğin Dem Parti stratejik oy kullandı. Ve ciddi bir oy oranıydı. Yanı sıra Altılı Masa'dan da, işte İyi Parti'den olsun, DEVA Partisi'nin olsun, Gelecek Partisi'den olsun, hatta Demokratik Parti'den olsun. Çeşitli gruplar oy verdiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu bir yerde Kılıçdaroğlu'nun mirasıydı. Bunu da görmek gerekiyor. Bunlar olurken de AK Parti, oy oranını kaybetti. Yani öğrenilir de kaybetti. Yeniden Refah Partisi ciddi bir oy oranı aldı. Kendi gücüne orantılı olmayacak bir şekilde ciddi bir oy oranı aldı ve bu AK Parti'nin bir kaybıydı. Onun dışında AK Parti'den bazı kesimler de oy kullanmadılar. Protest ettiler aslında süreci. Bunlar hepsi bir araya gelince bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi başarıyla çıktı. AK Parti ise yenilgiye uğradı. İttifaklarıyla birlikte. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki ne yapmak gerekiyor tarihin bu döneminde? Yani şey mi oldu? Oy verirken, insanlar oy verirken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken, AK Parti'ye oy vermekken neden bunu yaptılar? Yani bunun bir de yanıtını aramak gerekiyor. Benim kanaatime göre bu daha çok şeyle ilgili, ekonominin toparlanamamasıyla, ekonomik krizle ilgili, yoksullukla ilgili, işsizlikle ilgili ve hükümetin buna bir çözüm bulamamasıyla ilgili. Hatta emeklerin bile bazı haklarının verilmemesiyle ilgili. Yani oy AK Parti'ye vermezken bunların çok büyük bir rolü oldu. Bu oran şeyde yoktu aslında. İlk 14-28 Mayıs seçimlerinde halk AK Parti ne yapıp edip bir şekilde sağdan soldan bulduğu paraları, borçlanmaları, elde ettiği bazı imkanları halka dağıttı aslında. Bir yerde oylarını satın aldı diyebiliriz. Bunu yapabildi. Ama bu döneminde ise, bu seçimlerde ise AK Parti'nin de para yoktu aslında. Hatta kasa tam takırdı. Erdoğan'ın bir açıklaması var. Para yok dedi yani. Ve emekten haklara dahi verilemedi. Yani halkın oyunu bir şekilde satırabilmek için 14-28 Mayıs'ta bazı kumpasların yanı sıra maddi imkanlar kullanılırken bu sefer maddi imkanlar kullanmadı ve millet yoksulluk içerisinde bir seçimi yaşadı ve emeklerin hakları verilmedi, bunu yarattı tepkiler ortaya çıktı. Bütün bunlar da göz önüne almak gerekiyor. Yani mesele CHP'nin gençleşmesi, mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru siyaset izleyip izlememesi, ondan da bağımsız bir şekilde ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik yoksulluk, çeşitli yoksulluklar. Bunların büyük bir payı oldu. Bir de demin lafını ettiğim gibi Dem Partisi'den başlayıp altılmasaya kadar İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen desteğin büyük rolü olduğunu seçimlerin kazanılması. Yeni bir süreç olabilir. Yani yeni bir süreç olabilir. Öyle görünüyor. Bir kez Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den bu yana ilk defa bir seçim kazandı. Bir oy oranı alarak seçimi kazandı. 77'den beri olmayan bir şey bu. 22 yıldır da olmayan bir şey. 22 yıldır hep AK Partisi kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi hep kaybetti. Ve kaybetme adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderi oldu kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu bir başlangıç. Cumhuriyet Halk Partisi için bir başlangıç. Ama diğeri yandan AK Partisi de bir başlangıç. Yani bu süreci doğru değerlendiremez, doğru dersler çıkaramaz, doğru sonuçlar çıkaramaz. Halk neden oy vermedi? Niçin tepki gösterdi? Neden kaybettiler? Bunun doğru bir açıklaması yapılamaz ve tedbir alınamazsa AK Parti zor toparlanır. Hatta toparlanamaz yani ve bugün de işte toparlanmanın çabası içerisinde kendine göre ve neden yenildik bunun arayışı içerisinde ne tip sonuçlar çıkardılar? henüz bunlar kamuoyuna açıklanmış değil ama şeye karşı yani AK Parti'nin kibirine karşı şatafatına karşı ondan çok rahat harcamalarına karşı yarattığı krizlere karşı çok bir ciddi bir tepki ortaya çıktı seçim kayıp nedenleri anlatılabiliyor bunlarla beraber yani yeni dönemde AK Parti eski siyaseti izleyemez kendisini yenilemesi gerekiyor topluma dönük bir siyaset yapması gerekiyor o kibir siyaset bırakması gerekiyor. E, ve halkı yoksul ve yoksun bırakmanın durumunu ortadan kaldırması gerekiyor. İşsizlik problemlerini, yoksulluk problemlerini bir şekilde çözmesi gerekiyor ve halka dönük siyaset yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde AK Parti bir daha seçim kazanamaz. Hiçbir zaman kazanamaz. Yani halk uyandı ve istiyor halk bunu. Cumhuriyet Halk Partisi de tam bunun aksi bir şekilde e, yani toplumsal bir siyaseti geliştirebilirse, halkın var olan ekonomik problemlerini yoksulluklarını, yoksulluklarını, işsizliklerini ve halka dönük siyaset çerçevesinde gereğini yerine getirebilirse gelişebilir, güçlenebilir ve bu yeni bir başlangıç olabilir. Evet, yeni bir dönemin ilk aşamasındayız. Henüz nasıl yaşanacak bu süreç o belli değildir. Ama kaybeden ve kazanan taraflara bakarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci geliştirme imkanı vardır şayet halka dönük siyaset yaparsa AK Parti bir daha kendini toparlayamayabilir. Halkı unutmaya devam ederse. Yani kendini yerlemesi gerekiyor yeniden. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Seçimlerde yeniden Refah Partisi'nin çıkması e, muhalefet için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir avantaj oldu. Erbakan'ın gölgesi, Fatih Erbakan'ın şahsında Erdoğan'ı hep takip edecek, hep zorlayacak e, ve oylarını sürekli düşürmenin bir aracı haline getirilecek. Yani Erdoğan artık tek de değil. Kendisine ciddi bir muhalefet var ve aynı gelenekten, aynı zeminden gelen bir gelenek ki bu gelenek henüz daha yıplıyor. Kutlanmamış Erdoğan kadar en azından. Bu anlamıyla da yeni bir başlangıç olabilir süreçle ilgili. Ama e, Fatih Erbakan'ın gelmesi daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin yararlanabileceği, AK Parti'nin yararlanamayacağı, gerileyebileceği bir cemine işaret ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet, yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir süreç olabilir. Seçim sonuçları buna uygundur. Ve yeni istiyor, yeni bir başlangıç da istiyor bu toplum. Ve buna yanıt veren kazanır, yanıt veremeyen kaybeder.